Merhabalar. Bu videomuzda doğru ile düzlem arasındaki açının nasıl bulunacağını inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şekilde gördüğünüz gibi düzlemimiz verilsin ve bu D doğrumuz düzlemi bir noktada kessin. Böyle bu D doğrusunun devamı şu şekilde sonsuza kadar gidiyor bildiğiniz üzere. Şimdi arkadaşlar ben istiyorum ki buradaki teta açısını bulayım. Yani doğruyla düzlem arasında kalan açıyı. Şimdi şunu yapıyoruz. Bu kestiği noktadan ben düzlemin normalini çıkarıyorum. Normalini çiziyorum. Düzlemin normali A, B, C. Büyük A, büyük B, büyük C olsun. Düzlemin normali düzleme dik olacağı için bu açı teta ise burada kalan kısım 90 derece, derecesini yazmayı unutmuşuz, eksi teta oluyor. Şimdi arkadaşlar, düzlemin normali gözüme çarptı. Düzlemin normali ile doğru arasında kalan açıyı hesaplayabiliyorum sanki ben. Yani düzlemin şu doğrultma vektörü vardı hatırlarsanız. U vektörü, küçük a, küçük b, küçük c. Ben bu arada kalan açıyı nasıl hesaplıyordum? İki vektör arasında kalan açıyı. Böyle yapalım. Düzlemin normal vektörü ile doğrunun doğrultma vektörü arasında kalan açıyı nasıl hesaplıyorduk? Normalin boyu çarpı doğrultmanın boyu çarpı aradaki açının. Dikkat edelim, aradaki açı 90 eksi eta. Aradaki açının kosinüsü şeklinde. Şimdi bana ne lazım arkadaşlar? Bana şuradaki teta açısı lazım. Şimdi şöyle bulabiliriz. Biliyorsunuz 90 eksi kosinüs 90 eksi teta sinüs tetaya eşit olduğundan sinüs tetayı, yani burada direkt teta açısını bulabiliyorum. Düzlemin normali doğrultman vektörü bölü normalin boyu çarpı doğrultman vektörünün boyu şeklinde buluyorum. Dikkat edersek doğrultman vektörü ile normal vektörü arasında kalan açının kosinüsünü yazıyorduk buraya. Kosinüs 90 eksi teta sinüs teta eşit olduğu için ben formülü bu şekilde güncelledim. Niye bu şekilde güncelledim? Çünkü kosinüsünü bulayım. Kosinüsünü bulduktan sonra bina bir üçgen çizeyim. Oradan sinüsünü bulmayayım. Gerek yok. Zaten direkt buna eşit çıkıyor arkadaşlar. Bir örnek yapalım. İnşallah güzel sayılar gelir. Bir daha örneklerimi daha önceden yazdım. Hiç planlı olmuyordu. Şimdi düzlem denklemi lazım. Doğru denklemimiz lazım. Düzlem denklemimizi yazalım. E düzlemi 3x eksi 4y, bunu silelim. 3x eksi 4y artı, güzel sayılar gelecek şekilde ne verebiliriz? Hemen vereyim arkadaşım. Hep e çıkıyor. 3x 3y 9 oldu. Neyse. 2z eksi 1 eşittir 0 olsun. Doğrumuz da x eksi 1 bölü 1 eşittir. Y eksi 1 bölü 2 eşittir. Z bölü 3. Şimdi ben istiyorum ki bu doğru ile düzlemi kesişsin. Ki bunlar kesişiyor. Ona göre yazdım. Bunlar kesişiyor. Aralarında bir açı oluşuyor. Bu açıyı bulmak istiyorum. Düzlemim bu. Böyle bir doğru geliyor. Öyle kesiyor. Şu açıyı bulmak istiyorum. Bu açı teta nedir diye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu doğrunun doğrultmanı mavi ile çizdiğim. Böyle biraz uzun çizeyim de şekle yer kalsın. U nasıl buluyordum? Bu alttaki girdileri yan yana yazıyorum. 1, 2, 3. Benim düzlemimin normali 3, eksi 3, 2. Hemen bu noktadan da normali ben çıkarabilirim. Bu noktadan normali çıkarırsam girdilerini de yazalım. 3, eksi 3, 2. Şu normal ile bu arada kalan açı
90 derece olacağından 90 dereceyi kaldırayım. Burası teta ise burası 90 derece eksi teta oluyor. Dolayısıyla ben şimdi şu yeşille tarayacağım yere odaklanıyorum. Bu vektör ile bu vektör arasında kalan açının derece ölçüsünü bulmaya çalışacağım şimdi. Hemen aşağı inelim. U vektörü ile normal vektör arasında kalan açıya bakacağım. Yani normal vektörü ile U vektörünü iç çarpıma koyacağım. Hemen yazalım. Normal vektörün boyu çarpı doğrultma vektörün boyu çarpı aradaki açıya, açının kosinüsüne, ama aradaki açıya dikkat edelim, 90 eksi 90 derece eksi teta oluyor. Şimdi doğrultman vektörü ile normal vektörünü iç çarpımı yaparsam böyle ne geliyor? 3 buradan eksi 6, eksi 3 var elde. Bunlar birbirini götürdü. 3 geldi. Demek ki iç çarpım sonucu artı 3. Güzel bir sayı. 3 eşitmiş. Normal vektörün boyu, evet burada bakalım, normal vektörün boyu 9, 9, 18, 4 daha kök 22. Doğrultma vektörün boyu 9, 4 daha 13, 1 daha 14, kök 14 çarpı aradaki açının artık sinüsüne denk geldi. Buradan sinüs teta'yı çekersek sinüs teta eşittir 3 bölü buradan karekök 22 çarpı 14 elde ediyorum. Teta'yı sizden isterse ne diyeceğiz? Teta eşittir arksinüs 3 bölü kök 22 çarpı kök 14 diyeceğiz. 22'yi 14 ile çarpalım. 2 çarpı 11 çarpı 14. Buradan ne geliyor? 154. 2 ile çarptığımızda da 308 mi geliyor? Şunun yerine 308 yazalım. geliyor. Kafadan yazdığımız için böyle garip sayılar geldi arkadaşlar. Size sorulduğunda burası 1 bölü 2, kök 2 bölü 2 gelecektir. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.